Geçen hafta iteratif algoritmalara bakmıştık. İteratif algoritma nedir? Nasıl tasarlanır? Nasıl analiz edilir? Bunlara bakmıştık. Bu hafta ise Computer Science'da çok önemli bir algoritma tasarlama stratejisi olan Divide Conquer algoritma tasarlama stratejisine bakacağız. Divide Conquer algoritmalarındaki genel fikir şu. Size bir büyük problem veriliyor. P diyelim buna. Bu problemi direkt çözemiyorsunuz. Büyük bir problem. Yapacağımız şey şu. Bu problemi ufak parçalara böleceğiz. Bunlara P1, P2, Pn diyelim. En az iki parçaya bölmek zorundayız. Zaten bir şeyi parçalıyorsanız en az iki parça şey çıkar oradan. Bunları sub problem diyeceğiz. P1, P2 ve Pn. Bu işin divide kısmı. Bunların özelliği şu. P1, P2 ve Pn yani sub problemlerin özelliği P ile aynı cinsten fakat daha ufak sub problemler. Buna recursive formulation of the problem da diyorlar. Problemi recursive olarak nasıl formüle edeceksiniz? Zaten en zor kısmı burası bu tasarımda. Eğer bunu doğru bir şekilde yapabilirseniz problemi %90 çözmüş oluyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi önemli olan şu. Bu sub problemler P ile orijinal problemle aynı cinste, aynı şekilde tanımlanmış. Fakat daha ufak problemler. Şimdi bunu yapabiliyorsanız, rekursif olarak bunlara bir büyük problemi formüle edebiliyorsanız, yani problemi daha küçük parçalara bölebiliyorsanız, yapacağımız şey artık P1, P2 yani bu sub problemleri bağımsız olarak çözmek. Bu da conquer kısmı. Yani divide ettiğiniz problemi, şimdi sub problemleri çözüyorsunuz, conquer ediyorsunuz. Şimdi artık elinizde sub problemlerin çözümleri var. Son olarak bu sub problemlerin çözümlerini ne yapacağız? Birleştireceğiz. Buna da merging step deniyor. Combine the solution to the sub problems to find the solution to the original problem, right? P problemini çözümüne, şimdi artık elinizde P1, P2, Pn'in çözümleri varsa bunları birleştirerek orijinal P probleminin çözümünü elde etmeye çalışacağız. Tabii ki P1 bir sub problem. P ile aynı cinsten fakat daha ufak. Bunu çözmeye çalıştığınızda aynı stratejiyi uygulayacağız. P1 eğer çok büyükse, direkt çözülemiyorsa P1'i parçalara böleceğiz. Sub problemlere böleceğiz. Bunlara sub problem oluyor artık. P1-1, P1-2, P1-N vesaire. Bunu da tabii recursively çözeceğiz. P1-2'yi recursively çözeceğiz. Burada elde ettiğiniz her sub problemi veya sub problemi aynı şekilde recursively divide, conquer ve merge stratejileriyle çözeceğiz. Şimdi problemi böyle yukarıdan aşağı doğru yani divide edip aşağı doğru giderken problem artık bir süre sonra çok ufak hale gelecek. Öyle ufak hale gelecek ki burada problemi daha fazla bölmenize gerek kalmayacak. Yani solution will be obvious. Çözüm hemen çok basit olacağı için daha fazla bölmeden çözebilirsiniz. Bunlara base case diyeceğiz. Base case'lerin belirlenmesi de çok önemli. Çünkü algoritmanın divide etme, bölme kısmının durduğu yer burası. Dolayısıyla recursive ya da divide conquer algoritma tasarlarken ilk yapmanız gereken şey aslında base case'leri identify etmek. Yani problem ne zaman çok ufak ve bu yani problemi daha fazla bölmeden direkt nasıl çözebilirim? Bunlar hangi durumlarda bunu yapabilirim? Bunlara base case diyeceğiz. En az bir base case olmak zorunda fakat birden fazla da base case olabilir probleme bağlı olarak. Gördüğünüz gibi divide conquer nasıl çalışıyor? P ile başlıyorsunuz büyük problemle. Bunu sub problemlere ayırıyorsunuz. Bunlara P1, P2 vesaire diyelim. P1'i sub problemi sub problemlere ayırıyorsunuz. En son base case'lere kadar geliyorsunuz. Artık merge işlemi başlıyor. Son step. Bakın merging bottom up yapılıyor. Yani divide top down yukarıdan aşağı doğru gelirken merging işlemi yani combining the solutions to the sub problems bottom up yapılan bir işlem. Önce base case'lere elde ettiğiniz çözümleri birleştirip sub problemi şuradaki sub problemin çözümünü elde ediyorsunuz. Sonra onları merge ederek bir üstteki seviyedeki sub problemin çözümünü elde ediyorsunuz. Mesela P1'e çözümü elde ederken P1-1, P1-2 ve P1-N'e elde ettiğiniz çözümleri birleştiriyorsunuz. Son olarak da orijinal size verilen problemin çözümünü elde ederken onun sub problemleri olan P1, P2 ve PN'e olan onun PN'in çözümlerini birleştiriyorsunuz, merge ederek orijinal P probleminin çözümünü elde edip kullanıcıya döndürüyorsunuz. Böyle yaptığınız için bütün aslında divide conquer algoritmaları şu şekilde bir pseudocode takip ediyor. Buna solve diyelim bu çözüme, bu algoritmaya. Size bir P problemi veriyor ve siz bunu solve etmeye çalışıyorsunuz. Başlangıçta kodun en üstüne base case'leri yazacaksınız. Çünkü P eğer bir base case ise yani çok ufaksa
Tabii ki bunu bölmeyeceğiz. Direkt algoritmanızın solution'u döndürmesi lazım. Yani için ilk kontrol etmeniz gereken şey bu. Base case'ler. If p is a base case, right? If p is a base case problem, yani if it is so small that I can solve it immediately without dividing it any further, then return the solution immediately, right? Solution'u direkt döndürebilirim problemi daha fazla bölmeden. Burada en az bir base, bütün recursive algoritmalarda en az bir base case olmak zorunda ve onu problemin solution, yani bu recursive algoritmanın fonksiyonun en üstüne ilk satır olarak yazıyorsunuz bir yerde. Çünkü p base case'e geliyorsa direkt dönmem lazım çözümle. D ise bunu ne yapıyorduk? Sub problemlere bölüyoruz. Bunlara p1, p2, bakın divide this p into at least two sub problems, right? Bunlara p1, p2, pn diyelim. Şimdi ne yapacağız? Solve'u çağırarak sub problemleri çözeceğiz. Şimdi neyi biliyoruz? Bu yazdığımız bu fonksiyon solve algoritması p'yi çözüyor. P büyük bir problem. Eğer p'yi çözüyorsa p1'i zaten çözmesi lazım. Çünkü p1 neydi? P ile aynı tipte, aynı şekilde tanımlanmış fakat daha ufak bir problem. Bunu bir kara kutu olarak düşünün. Solve fonksiyonunu. P kara kutuya p'yi girdi olarak verdiğinizde p çözümü üretiyor. Buna s solution'u üretiyor. Eğer bu kara kutu p'yi çözüyorsa p1'i ayrı çözmesi lazım. Çünkü p ile aynı tipten fakat daha ufak bir problem. O zaman p1'i rahatlıkla çözmesi lazım. O yüzden bu kara kutuya, yani solve p1'i girdiğinizde onun çözümü olan s1'i döndürüyor. P1'in çözümü, yani solution to the first sub problem is s1. Then solution to the second sub problem is s2. Finally solution to the nth sub problem is sn. Şimdi elinizde bütün sub problemlerin, yani buradaki n tane sub problemin çözümleri var. Bunlara s1, s2 ve sn diyelim. Son step neydi? Bakın burası merge step'i. Yani divide conquer algoritmalarının 3. step'i her zaman merging kısmı. Artık sub problemlere çözümler elinizde. Bunları birleştirerek orijinal probleme min çözümünü elde etmeniz gerekiyor. Burası da merge kısmı. En son buna s diyelim. Merge, bütün sub problemlerin solution'larını merge ettiniz. Orijinal problemin çözümünü elde ettiniz. S en son bunu return ederek orijinal problemi, yani p'nin solution'unu kullanıcıya döndürmüş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bunlar, tasarlayacağınız bütün divide conquer algoritmaları bu pattern'ı izleyecek. Burada gösterdiğim pseudo kodu izleyecek. En üstte base case'ler, ortada divide kısmı, sonra divide conquer kısmı, en sonunda da merge kısmını göreceksiniz. Şimdi recursive çözmek istediğimiz ilk probleme bakalım. 1 artı 2 artı nokta nokta n'e kadar olan rakamların toplamını recursive olarak çözmek istiyoruz. Tabii ki iteratif olarak bunu çözmek istiyorsanız bir tane loop yazarsınız. Loop'taki loop variable'ı 1'den n'e kadar ilerler. Bir tane de running sum tutarsınız. Üst üste running sum'a i'leri, yani loop count, loop variable'ı toplarsınız. Birden n'e kadar rakamları toplarsınız. Tabii ki şey diyenleriniz de olur. Bunun matematik çözümü de var. Tek satırda çözülür tabii ki. Ama buradaki amacımız recursive olarak böyle bir problemi nasıl tasarlıyorsunuz? Bir recursive algoritma nasıl tasarlıyorsunuz? Ona bakmak. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bu da observation'ımız şu. Bakın toplam çözmeye çalıştığımız problem şu. 1 artı 2 artı 3 artı artı n. Biz şimdi ne yapacağız? İlk step'te bunu ufak bir parçalara böleceğiz. Öyle ki bu ufak parçalar orijinal problemle aynı cinsten fakat daha ufak büyüklükte olacak. Buna sum n diyelim. Şurada gösterdim. Sum n eşittir 1 artı 2 artı nokta nokta n. Sub problemi nedir bunun? Birden n'e kadar rakamların toplamını hesaplamak için önce birden n-1'e kadar olan rakamların toplamını recursively hesaplarız. Buna sum n-1 diyelim. Son olarak merging step'i nedir? Yani birden n-1'e kadar olan rakamları topladıktan sonra eğer sonuncu rakamı n'i buna eklersek sum n'i elde etmiş olursunuz. Bakın bu direkt recursively şu şekilde tanımlanıyor. N'i birden n'e kadar rakamların toplamını hesaplamak için önce birden n-1'e kadar olan rakamları recursive olarak toplarız, hesaplarız. En son buna n'i ekleriz. Böylece birden n'e kadar rakamların toplamını hesaplamış oluruz. Gördüğünüz gibi bu çok güzel bir şekilde recursively tanımlanmış bir fonksiyon.
Son olarak base case'leri identify etmemiz lazım. Çünkü algoritma implement ettiğimizde bir yerde durması gerekiyor. Ona base case demiştik. Yani problem artık o kadar ufak ki bölmeden problemi direkt çözebiliriz. Burada bir tane base case identify edebiliriz. N eşittir 1 ise sum 1 nedir? 1. Yani 1'den 1'e kadar olan rakamların toplamı 1'dir. Bunu da base case olarak algoritmamızın başına yazacağız. Peki koda bakalım. Nasıl yazıyoruz bu kodu? Bakın sum fonksiyonu birden n'e kadar rakamların toplamını hesaplıyor. Önce base case ne demiştik? En üste yazacağız. If n is equal to 1, return 1. Bu bizim base case'imiz. Eğer birden 1'e kadar olan rakamların toplamı 1. Eğer n eşittir 1 ise problem çok ufak. Base case bunu daha fazla bölmemize gerek yok. Direkt solution'u return edebiliriz. Değilse problemi böldük. Nasıl böldük? 1'den n-1'e kadar olan rakamların toplamını hesaplayacağız. Bu bizim sub problemimiz. Sum n-1 diyorum. Bakın sum n eğer 1'den n'e kadar rakamların toplamını hesaplıyorsa 1'den n-1'e kadar olan rakamların toplamını çok daha rahat hesaplaması lazım. Çünkü sub problemimiz daha aynı cinsten, orijinal problemle aynı cinsten fakat daha ufak bir problem. Orijinal problemin büyüklüğü n. Bizim sub problemimizin büyüklüğü n-1 gördüğünüz gibi daha ufak bir problem. Dolayısıyla sum aynı fonksiyon. Bizim orijinal fonksiyonumuz sum fonksiyonu. Eğer n için çözüm yapıyorsa n-1 için zaten çözüm yapar. Dolayısıyla buradan bana 1'den n-1'e kadar olan rakamların toplamı gelecek. Buna partial sum diyelim. Şimdi 1'den n'e kadar rakamların toplamını hesaplamak için ne yapacağım? Merging step'i partial sum'a sonuncu rakam olan n'i ekleyip döndüreceğim. Bir tane main fonksiyonun içinde bunu şu şekilde çağırabilirim. 1'den 4'e kadar olan rakamların toplamını hesapla. 1 artı 2 artı 3 artı 4 buradan 10 dönmesi gerekiyor. Şimdi bunu çalıştırdığımızda nasıl çalışacak? Bir ona bakalım. Buna recursion tree diyeceğim. Bu çok önemli. Algoritma çalışırken hangi recursive call'ları yapıyor ve nasıl bir tree structure oluşturuyor? Recursion tree oluşturuyor. Bunu yapabilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli çünkü algoritmanın nasıl çalıştığını anlamanız açısından aynı zamanda. Burada bakın kodu görüyorsunuz. Burada bir main fonksiyonu var. Sum4'ü çağırıyor. Şimdi sum4'ü main'den itibaren çağırdığımızda yaptığımız fonksiyon kollarına bakalım. Main'deyiz. İlk başta programınız bu programı çalıştırdığınızda main'e gireceksiniz. Main ne yapacak? Bakın x eşittir sum4 diyecek. Yani sum fonksiyonunu 4 parametresiyle çağıracak. Çağıralım. Bakın x eşittir sum4. Şimdi sum4 fonksiyonunu çağırdığımızda bunu debug ettiğinizi düşünün bu fonksiyonu. Ne yapacak? Sum'un içine giriyorsunuz. Şimdi sum'a girdiniz. Sum'un içinde sum4'te şimdi buradayız. Bu kodu execute ediyoruz bu fonksiyonu. If n is equal to 1, return 1. Bakalım n kaç? 4 dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu bir base case değil. Devam edecek o yüzden. Yani şuradan dönmeyeceğiz. Geleceğiz. Integer eşittir. Partial sum. Sum n-1. n-1 ile sum'u tekrar çağıracağım. Dolayısıyla buraya geldiğimde partial sum eşittir. Sum 3 satırını çalıştıracak. Şimdi bakın sum 3 bir daha çağırıyorum. Bakın aynı fonksiyonu bir daha çağırıyorum. İşte recursion burası. Sum 3 ile aynı fonksiyonu bir daha çağırdım. Fakat girdiğim parametre bir tane yani 4 değil 3. Yani orijinal problemin büyüklüğü 4'tü. Şimdi birinci sub problemin büyüklüğü 3. Şimdi sum 3'e girelim. Bakın sum 3'ü çağırdınız buradan. Aynı şey girdiniz fonksiyona. N eşittir 1 mi? Değil. O zaman ne yapacaksınız? Partial sum eşittir sum n-1 yani sum eşittir 2'yi çağırıyorsunuz şimdi. Şimdi sum 2'yi çağırdığınızda bu sum 2'yi çağırıyorsunuz. Tekrar recursive ile içeri gireceksiniz. Bakın sum 2 ile girdiniz bu sefer. Daha ufak bir problem. Orijinal problemin büyüklüğü 4'tü. Birinci sub problemin büyüklüğü 3'tü. Şimdiki sub problemin büyüklüğü 2. Gördüğünüz gibi recursion tree ile aşağı doğru indikçe yani problemi divide ettikçe tabii ki sub problemlerin daha ufalması gerekiyor. Fakat hala base case değil. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Partial sum eşittir. Sum n-1 yani 1. Şimdi tekrar recursion'a gireceğiz. Bakın sum 1 ile girdik bu sefer. Bu bir base case gördüğünüz gibi. Yani artık problemi böyle böyle çok öyle ufalttık ki daha fazla bölmemize gerek yok. Onun için n eşittir 1 mi? Evet. Bakın sum 1 ile girdik zaten. Bu bize direkt ne diyor? Return 1. Buradan dönüyoruz bakın. Return 1. Buradan döndük. Nereye dönüyoruz? Döndüğümüz satır bir üstteki kolda burası bakın. Partial sum eşittir sum n-1. Şu satırda yapmıştık en son recursive call'u. Dolayısıyla döneceğimiz yer burası.
Buraya döndükten sonra artık partial sum'ın değeri 1 olacak. Çünkü aşağıdan bize 1 dönüyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu fonksiyon devam ediyor. Bir sonraki step ne? Merging step'i. Merging step'i ne yapacak? Partial sum yani 1 artı n. Bakın buradaki n 2. Çünkü şu fonksiyonun içindeyiz. Sum 2 fonksiyonunun içindeyiz. 1 partial sum n de 2. Dolayısıyla 1 artı 2. Bu ne demek? Aslında 1'den 2'ye kadar olan rakamların toplamı. 1 artı 2 yani bunu hesaplıyoruz. 2'ye kadar olan rakamların toplamını hesaplıyor. Bunu yaptığınızda buradan 1 artı 2 3 yapacak ve return edeceğiz. Şimdi burada 3 ile döndüğünüz zaman döndüğümüz yer büyük üstteki fonksiyon. Yani sum 3 fonksiyonunun şu satırı. Partial sum eşittir. Sum 2 satırına dönüyorsunuz. Aşağıdan bize 3 dönüyor. Şimdi partial sum bu fonksiyon şimdi buradan devam ediyor. Bakın sum 3 fonksiyonu devam ediyor. Partial sum'ı hesapladı. Yani sub problemin çözümünü elde etti. Şimdi merge step'ine gidecek. Merge step'i ne? Yani burada aslında şey ne? 1 artı 2'yi hesapladık. Şimdi 1 artı 2 artı 3'ü hesaplıyoruz. Çünkü sum 3 o demek. 1'den 3'e kadar olan rakamların toplamını hesaplıyor sum 3 fonksiyonu. 1'den 2'ye kadar olan rakamları yani sub problemi recursively hesapladık. Değeri 3'müş. Şimdi 1'den 3'e kadar rakamları toplamını hesaplarken bu satıra geleceğiz. Partial sum 3 n eşittir 3. Dolayısıyla 3 artı 3 buradan 6 dönmesi lazım bize. Buradan döndüğümüzde sum 4 fonksiyonundaki şu satıra dönüyoruz. Bakın partial sum eşittir sum n-1'e dönüyoruz. Burada bakın n4 partial sum 6 oldu. Şimdi devam edecek bu fonksiyon ve merge step'ine gidecek. Merge step'inde de partial sum yani 6 artı n. N'de bakın 4 burada. İkisini toplayacak. Dolayısıyla 4 6 artı 4 10 döndürecek. Bu da nereye dönüyor? Bakın main fonksiyona dönüyor artık. Çünkü orijinal problemimiz buydu. Sum 4'ü hesaplamaya çalışıyorduk. Onun için şu satıra dönecek. X eşittir. Sum 4'e dönecek. Bu 4 10 olduğu için de bunu ekrana yazacak. Ben bu kodu buraya yazdım. Bakın sum fonksiyonu burada. Bu kodları vereceğim size. Canvas'taki ikinci hafta materyalleri arasında koyacağım. Dolayısıyla oradan alıp çalıştırabilirsiniz. Sum fonksiyonu burada. N giriyor. Base case en üstte if n eşittir 1 return 1. Değilse n-1'e bölüyorsunuz. N-1'i yani problemi divide ve conquer ediyorsunuz. 1'den n-1'e kadar olan rakamların toplamını hesaplıyorsunuz. Sonra 1'de n'e kadar olan rakamları hesaplamak için de 1'den n-1'e kadar olan rakamların toplamına n'i eklerseniz 1'den n'e kadar olan rakamların toplamını hesaplamış olursunuz. Şimdi orada test kodu yazdım bir tane. Test kodunda main'in içinde sum eşittir sum 4 hesaplayıp yani 1'den 4'e kadar olan rakamların toplamını hesaplayıp ekrana yazdırdım. Burada doğal olarak 10 çıkması lazım. Bunu trace ettiğinizde de aşağıdaki şekilde çalışacak. Şunu da söyleyeyim bu birinci sınıftan yeni geçmiş olanlar için. Buna conditional compilation deniyor. If buraya bir condition yazıyorsunuz. Bu condition doğru olduğu zaman compiler burayı compile ediyor. Eğer bu condition false'sa o kısmı ignore ediyor. Yani o kod hiç sanki yokmuş gibi davranıyor ve onun için kod üretmiyor. Bakın ötekilerin hepsi sıfır. Bunlar çünkü birazdan çalıştıracağız bu fonksiyon yani test kısmını. Onun için ben burayı 1 yaptım. Sadece şu kısım çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Bu conditional compilation çok önemli. Yani bir sürü C++ kodunda bunu conditional compilation'ın kodlarının yazıldığını görürsünüz. Bunu öğrenmenizde fayda var. Şimdi dediğim gibi bu 1'den 4'e kadar rakamların toplamıydı. Ben az önce yaptığım bu şeyi buradan trace ederek de size göstermek istiyorum. Böylece gerçekten o fonksiyonu nasıl çağırdığını yani yaptığım şeyi burada da görmenizi istiyorum. Bakın sum yani x eşittir sum 4. O öbür tarafta x demiştim ben buna. İsterseniz burada da x diyelim. Önce kafanız karışmasın. X eşittir 4. Şimdi buradan f ne yapacağız? Sum 4 fonksiyonuna gireceğiz. Bakın sum 4'e girdik. Tabii variable değiştirdiğim için recompile ediyor. Bakın buraya girdiniz. Bakın ben şuraya n'in değerini de yazayım. Böylece hangi sum fonksiyonun içinde olduğumuzu görün. Partial sum'ı da göstereyim. Tabii partial sum şu anda garbage bir değer olması lazım. Çünkü şurada daha initialize edilmedi. Bu base case mi? N eşittir 4 bakın değil. O zaman buraya geleceğiz. Şimdi burada ne yapacak? Sum fonksiyonu bir daha çağırıyor. Çünkü bir tane sub problem üretti. N eşittir 3
aslında sub problem. Dolayısıyla sum'a bir daha gireceksiniz bakın. Sum'a tekrar girdik. Şimdi n eşittir 3. Bakın şurada n'in 3 olduğunu göreceksiniz. Bu sub problem. Şimdi n eşittir 3. Devam ediyoruz. Partial sum'dayız. Şimdi bu da sub problem değil. O zaman ne yapacağız? Bir daha çağıracağız sum'ı. Tekrar girdik. N eşittir 2. Hala base case değil. Bir daha çağıracağız. N eşittir 1. Bakın n eşittir 1. Bu bizim recursion tree'nin sonu. Yani şuranın recursion tree'nin sonuna geldik. Sum 1'deyiz. Şimdi devam edelim. Burada direkt base case olduğu için solution'u bize döndürüyor. Döndük buradan. F10'la devam edeyim. Döndük. Bakın döndüğümüz yerde n eşittir 2 olduğunu görün. Yani bir üstteki probleme, sub probleme döndük ve devam edersek partial sum'un 1 olduğunu göreceksiniz. Yani aşağıdan partial sum 1 geliyor. N'in değeri de 2. Yani şuradayız aslında. Partial sum buradan 1 geliyor. N'in şu sum 2 fonksiyonunun içindeyiz. Partial sum 1 n eşittir 2. Buradan merge ediyoruz şimdi. Partial sum 1 n eşittir 2. Dolayısıyla 1 artı 2 buradan 3 dönmesi gerekiyor. Bakın buradan döndüğümüzde yine bakın partial sum'a dönüyoruz. Buradaki n eşittir 3 yani şuraya döndük. Şu sum 3 fonksiyonunun içindeyiz. Partial sum'un değeri 3 oldu. Şimdi devam edelim. Partial sum'a 3 yapalım. Bakın 3. 3 de n'in değeri de 3. İkisini toplu merge edeceğiz şimdi. 3 artı 3 eşittir 6 edecek. Bunu döndüreceğiz. Bakın döndüğümüzde, burada bir satır daha gideyim. Bakın n'in değeri 4, partial sum'un değeri 6. Niye? Çünkü aşağıdan 6 gelmişti partial sum'a. N'in değeri de 4. Bu da zaten orijinal problemimiz. Şimdi ikisini merge edeceğiz. 4 artı 6 artı 4 eşittir 10. Buradan da bakın orijinal main'e dönüyoruz. Çünkü main sum 4 de çağırmıştı. Daha sonra bunu print edeceksiniz. Ve ekrana baktığınızda 1 artı 2 artı 3 artı 4 eşittir 10 olduğunu göreceksiniz. Bir sonraki problemimiz A üzeri N'i rekürsif olarak nasıl hesaplayabiliriz? A üzeri N'i iteratif olarak hesaplamak mümkün. Bir tane loop yazıp A'yı kendisiyle N defa çarparsanız A üzeri N'i hesaplamış olursunuz. Onu kendiniz yazın. Bizim bu dersteki amacımız bu tip bir problem için rekürsif divide conquer algoritması tasarlamak. A üzeri n recursively çok güzel bir şekilde tanımlandığı için burada da recursive algoritm tasarlamak çok kolay. Şöyle a üzeri n'i düşünürseniz a üzeri n nedir? Aslında elinizde a üzeri n-1 varsa bunu a ile çarptığınızda a üzeri n hesaplarsınız. Bakın a üzeri n-1 a üzeri n ile aynı cinsten fakat daha ufak bir problem. Bir orijinal problemin size'ı n, sub problemin size'ı ise n-1. Dolayısıyla çok daha sub problemi çözmek çok daha kolay olması lazım orijinal probleme göre. Base case'lerimizi de identify etmemiz gerekiyor. Base case'imiz nedir? N eşittir 0 ise A üzeri 0 1'dir biliyorsunuz. Bu 0 için de geçerli. Yani 0 üzeri 0 da matematiksel olarak 1'dir. İsterseniz bir base case daha yazabiliriz. Yani illa base case'imiz bir tane olmak zorunda değil. Ben mesela burada iki tane base case yazdım. Birinci base case'imiz N eşittir 0 ise return 1. İsterseniz şunu da yazalım. N eşittir 1 ise eğer 1'i A üzeri 1'i hesaplamaya çalışıyorsanız A üzeri 1 nedir? Return A. Mesela bunu da bir base case olarak istersek yazabiliriz ki ben bir sonra göstereceğim kodda böyle yaptım. Şimdi bakalım. Kodumuz burada. Power A üzeri n hesaplıyor. Double A n'de A, biz A üzeri N'i hesaplamaya çalışıyoruz. İki tane base case yazdım burada. N eşittir 0 ise return 1. A üzeri 0 eşittir 1'dir. Bütün A değerleri için. Tabii A'nın pozitif olduğunu kabul ediyorum. N eşittir 1 ise return A. Bu da ikinci base case olarak yazar. Buna ihtiyacım yok ama ben sadece birden fazla base case yazılabileceğini görün diye böyle bir ikinci base case eklemeyi uygun gördüm. Daha sonra ne yapacağız? Problemi bölüyoruz. A üzeri n'i hesaplamaya çalışıyoruz. Ama biz sub problem olarak A üzeri n-1'i hesaplatmak istiyoruz önce recursively. Dolayısıyla power A n-1. Şunu çağırdığım zaman buradan ne dönecek? A üzeri n-1'in solution'unu elde edeceğim. Buna partial result diyelim. Bu partial result'ı A ile çarptığım zaman A üzeri n-1 çarpı A, A üzeri n'i elde etmiş olurum. Böylece gördüğünüz gibi basit bir recursive power fonksiyonu yazmak mümkün. Bunu daha kısa yazmak istersek şu şekilde yazabiliriz. N eşittir 0 için return 1,
n eşittir 1 için return a. Şu satır, bakın bu partial result'ı elde etme ile merge etmeyi normalde tek satır olarak yazabilirsiniz. Ben bunu sadece clarity, for the sake of clarity bu şekilde yazıyordum. Normalde implement ederken şu şekilde yazmanız, yani daha çok başkalarının koduna bakarsanız bu şekilde yazdığını görürsünüz. Bu ne demek? Önce problemi divide and conquer, yani a üzeri n eksi 1'i hesapla. Sonra onu a ile çarptınız mı a üzeri n'i hesaplamış olursunuz. Ben yine recursion tree'yi burada size göstermek istiyorum. Bu recursion tree'yi anlamaya çalışın. Çünkü bu algoritma çalışırken hangi fonksiyon kollarını yaptığını gösteriyor. O yüzden bunu anlamanızda fayda var. Main'den başlıyoruz. Bakın main burada. Main x eşittir power 3, 4 olarak çağırıyor. Yani 3 üzeri 4'ü hesaplamak istiyoruz. Power 3, 4'te çağırdığımızda fonksiyona gireceğiz. Base case'de miyiz? Hayır. Çünkü n eşittir 4. Base case'lerimiz n eşittir 0 ve n eşittir 1. Base case olmadığımız için devam edeceğiz. A çarpı power a n eksi 1 ile çağıracağız. Yani n'i bir tane azaltıp tekrar çağıracağız. Şimdi power 3, 3 hesaplayacağız. 3, 3 hesaplayıp 3 ile çarptığınızda 3 üzeri 4'ü hesaplamış olursunuz. Şimdi 3, 3 ile girdiğinizde base case mi? Hayır. Çünkü n 0 veya 1 olması lazım base case olması için. 3, 3 ile girdiniz. Tekrar şu satırı çalıştıracağız. Bu da a çarpı n eksi 1. Yani 3 çarpı n'i bir tane azalttığınızda 2 olur. Bir daha giriyorsunuz. Base case mi? Hayır. N eşittir 0 veya 1 olması lazım. Devam edelim. Bu satıra geleceğiz. Burada da 3 çarpı power a n eksi 1. Yani 2 eksi 1, 1. Şimdi gireceğiz. Bakın n artık 1. N 1 olduğu için base case'e hit ediyoruz. Şu satıra. If n eşittir 1 ise return a. Buradan ne yapıyor? Direkt 3 döndürüyor size. Şimdi merge step'ine geliyorsunuz. Aşağıdan şuradan power a n eksi 1 3 döndürdü. Power 3 1. Bunu 3 ile çarptığınızda 3 üzeri 2 elde edersiniz. 3'ün karesi. 3'ün karesi bu. 3'ün kübünü hesaplamak için 3 çarpı 3'ün karesini çarparsınız. Dolayısıyla 27. Şimdi 3'ün kübünü hesapladınız. 3'ün 4. kuvvetini hesaplamak için 3'ün kübünü 3 ile çarparsanız 3 üzeri 4'ü hesaplarsınız. Bu da main'e dönen sonuç zaten. Şimdi bunu yine ben burada implement ettim. Kodunun altında göreceksiniz bunu. Bu power olarak geçiyor. Power a n. İki tane base case yazdım. N eşittir 0 için 1. N eşittir 1 için 0. Tabi ben burada a ve n'in pozitif olduğunu kabul ediyorum. Bunlar negatif olurlarsa nasıl değişir? N negatif olursa işler nasıl değişir? Onlarla ilgilenmiyorum. Çünkü o kodu bayağı bir kompleks hale getirir. Biz sadece burada basit a ve n'in pozitif olduğu case'ler için bunu yapıyoruz. Base case'lerimiz burada. N eşittir 0 ise return 1. N eşittir 1 ise return a. İki tane base case yazdım. D ise a üzeri n hesapla. Sonra onu a ile çarptığınızda a üzeri n'i elde etmiş olursunuz. Şimdi bunu çalıştıralım. Main'in içinde ben 3 ile 3'ü 4. kuvvet olacak şekilde çağırdım. Tabii ki 81 döndürüyor. Zaten onu buradan çağırdığım yerde burası. Bakın power 3, 4'te çağırdığımda p dedim sonucunu da. P'yi de buraya print ettim. 3 üzeri 4, 81 olması gerekli. Yapacağımız problem forward linear search. Geçen hafta da bakmıştık hatırlıyorsanız linear search'e. Neydi? Size bir array of numbers veriliyor. Burada görüldüğü üzere. Özelliği array'in sorted olmaması. Array'deki rakamlar arbitrary olarak sıralanmışlar. Bir tane de key veriliyor. Ve bu sizden bu key var mı yok mu? Eğer varsa bunun olduğu ilk kutunun indeksini döndürmeniz isteniyor. Bu forward olmasının sebebi şu. Eğer aynı key'den birden fazla varsa sizden ilk yani baştan başlayıp sona doğru giderken ilk rastladığınız kutunun indeksini döndürmeniz bekleniyor. Bakın 12 burada da var. 5 numaralı kutuda. Sona doğru giderken bir defa daha var. 13 numaralı kutuda. Forward linear search'te ilk indeksi döndürmeniz gerekiyor. Yani 5'i. Eğer backward linear search yapıyor olsaydık o zaman 13'ü döndürecektiniz. Onun için bazen kütüphanelerde bu iki tane search fonksiyonunun olduğunu görürsünüz. First index of, last index of şeklinde iki tane ayrı fonksiyon yazarlar bunun için. Birisi forward search, birisi backward search'e karşılık geliyor. Tabii ki key yoksa minus 1 döndürecek. Çünkü minus 1 valid bir index değil array'ler için biliyorsunuz. Dolayısıyla burada forward linear search'te
12 key 12 ise 5 döndürmesi lazım. 70'e değil de ise minus 1 döndürmesi gerekiyor. Şimdi bunu geçen hafta iteratif olarak yazmıştık. Çok basit bir loop'la başlayıp loop yazıp ID'ye de iteratif olarak key'yi önce bir ilk kutuyla karşılaştırıyorsunuz. İlk kutudaki elemanla 9. 12 9'a eşit mi? Hayır. O zaman indeksi bir tane artırıyorsunuz. Şimdi 1 numaralı kutunun üzerindeyiz. 4 ile 12'yi karşılaştırıyorduk. Eşit mi? Değil. Bir sonraki kutuya bak. 10 ile 12 eşit mi? Değil. Bir sonraki kutu değil. Bir sonraki kutu değil. 5 numaralı kutuya geldiğinizde 12 eşittir. 12 dolayısıyla bunun indeksi 5. 5'i cevap olarak döndürüyorduk. 77'yi ararsak bütün kutulara bakacağız. Ve 77 hiçbir kutuda olmadığı için minus 1 döndürüyorduk. İteratif olarak bunu çok rahat implement edebilirsiniz. Peki recursive nasıl implement ederiz? Forward linear search'ı recursive implement etmenin yolu şu. Aynı şekilde başlayacağız. Bir key veriliyor size. Key'yi ilk kutudaki rakamla karşılaştıracağız. Bakın n tane eleman veriliyor size. Bu n tane elemanın içinde bir key'yi aramanız isteniyor. İlk kutudaki elemanla karşılaştırdığınızı farz edin. 12'yi arıyorsunuz. 9'a eşit mi? Değil. O zaman problem neye döndü? Geriye n-1 tane eleman kalıyor. Bakın burada ilk elemanı artık elemine ettiniz. Zaten aradığınız ki ilk kutuda olsaydı onu cevap olarak direkt döndürecektim. Eğer ilk kutuda değilse aradığınız ki geriye n-1 tane eleman kalıyor. Key'yi geriye kalan n-1 tane elemanın içinde arayacaksınız. Bakın problemi ne yaptık? Başlangıçta n tane elemanımız vardı. Şimdi n-1 tane elemanımız var. Yani problemi ufalttık. Daha ufak bir sub problem elde ettik. Fakat aynı problem dikkat ederseniz artık n-1 tane eleman içinde key'imizi arayacağız. N tane eleman yerine. Orijinal problemde n tane eleman vardı biliyorsunuz. Onun için iki tane base case var. Eğer n eşittir 0 ise yani array'iniz boşsa aradığınız key kesinlikle array'in içinde olamaz. Onun için direkt minus 1 döndürebiliriz. Yok eğer aradığınız key ilk kutudaysa A0'ın içindeyse o zaman indeksi 0 olarak döndürüyoruz. Çünkü aradığınız mesela 9'u arıyor olsaydık direkt 0'ı döndürecektik. Key'imiz 9 olduğunda başlangıçta buluyoruz. Eğer aradığınız key 9 değilse yani ilk kutuda yoksa o zaman geriye kalan elemanlar içinde yani 1.n-1 içinde key'i aramamız gerekiyor. Burası da recursive step yani divide and conquer kısmı. Burada C kodunu verdim size. Buna forward linear search dedim. Bakın integer a giriyor. İndeks başlangıçta sıfırdan başlıyor. N de number of elements. Key de aradığınız key. Bakın şurada main'in içinden bunu nasıl çağırdığımızı görebilirsiniz. 9, 4, 10, 1 buradaki unsorted bir array veriliyor. Bu slaytlardaki array'in aynısı. N kaç tane eleman oldu? Biliyorsunuz C'de bir array'in size'ını parametre olarak bulamazsınız. Kendiniz hesaplamanız gerekiyor. Şöyle hesaplayabilirsiniz. Size of A, A'daki A'nın size'ı bölü size of int. Çünkü her birisi bunların bir integer. Dolayısıyla size of A'yı size of N'e integer'a bölerseniz buradan 15 çıkması lazım. Çünkü toplam 15 tane integer var burada. Forward linear search. A array'i ilk indeksimiz 0. Başlangıç indeksimiz N de number of elements'i gösteriyor. Key'imiz de 12. 12 ile çağırıyorum. 12 hangi indeksesi onu döndürmesini istiyorum. Fonksiyonumuza bakarsak iki tane base case var demiştik. Birinci base case'imiz neydi? Array'de eleman kalmadıysa yani indeks eşittir. N ise indeks ilerlemiştir. Array'in sonuna kadar gitmiştir. O zaman unsuccessful search. Aradığımız key'i bulamıyoruz demektir. Bu durumda return minus 1 yapacağım. Yoksa en az bir eleman varsa o zaman key ilk kutuda mı diye bakacağım. Yani indeksin gösterdiği kutuda mı diye bakacağım. Eğer key indeksin gösterdiği kutudaysa yani aslında geriye kalan elemanlar içindeki ilk kutuya denk geliyor bu. O zaman indeksi döndüreceğim. Otherwise burada da yoksa o zaman geriye kalan elemanlar içinde bir tane elemanı elimine edeceğim buradan. Bakın şurada aradığımız key ilk kutuda değilse şu geriye kalan n-1'ye bir tane elemanı elemine ediyorsunuz. Geriye kalan n-1 eleman içinde bunu search ediyorsunuz. Bunun yolu ne? İndeks artı 1 dediniz. İndeksi bir tane sağa ilerlettiğinizde artık ilk elemanı indeksinci elemanı elemine etmiş oluyorsunuz. Daha ufak bir sub problem bu. Bu şekilde linear search çalışacak. Şimdi burada test kodum burada. Main'in içinde. Bakın aynı elemanlardan oluşuyor. N eşittir size A bölü size int. 2 eşittir 12. Forward linear search çağırdığımda ne dönmesi lazımdı? 5 dönmesi lazımdı. Kod da burada. Aşağı tarafta onu görebilirsiniz. Bakın linear search
A index n ve key alıyor. İki tane base case demiştim. Unsuccessful case index eşittir n. Hiç eleman yoksa o zaman return minus 1. Eğer key eşittir A indexse ilk kutudaysa o zaman indeksi döndürüyoruz. Değilse ilk elemanı elimine ediyoruz. Geriye kalan elemanlar arasında key'yi search ediyoruz. Bunu çağırdığımızda bunu iki tane call yaptım. Birisi 12. 12'nin indeksi 5'ti. 77 de biliyorsunuz array'imizin içinde yoktu. Dolayısıyla desen unsuccessful search. Bu bir forward search dikkat ederseniz. Peki backward search yapmak istersem nasıl yaparım? Yani array'imdeki elemanları baştan sona doğru değil de sondan başlayıp başa doğru search edeceğim. Bu durumda bakın 12 ile çağırdığımda bana cevap olarak 13 dönmesi lazım. Çünkü 12 yani last index of dediğim fonksiyon bu. Array'deki 12'nin olduğu son indeks. Eğer varsa tabii son indeks hangisi onu döndürecek. Forward search yaptığımda 12 başta 5. numaralı kutudaydı. 5 döndürüyordu. Backward search yaptığımda ise 12, 13 numaralı kutuda olduğu için 13 döndürmesini istiyorum. Aslında mantık aynı backward linear search'te. Gene recursive yaparsak. Key'i az önce ilk elemanla karşılaştırıp sonra geriye kalan elemanlara bakıyorduk. Burada ise tam tersini yapacağız. Key'i önce son elemanla karşılaştıracağız. Sonra eşitse onu döndüreceğiz. Değilse geriye gene n-1 tane eleman kalıyor. Fakat bu sefer kalan elemanlar 0 dot dot n-1. Az önce ilk elemanla karşılaştırıp eşit değilse onu elemine ediyorduk. Bakın forward search'te ilk elemanla karşılaştırıp onu elemine ediyorduk. Backward search'te ise ilk olarak son kutuyla karşılaştıracağız. Eğer eşit değilse bunu elemine edip ilk n-1 tane eleman içinde aramayı yapacağız. Bu kod da burada. Yani çok daha basit bir kod bu. Çünkü indeks parametresine ihtiyacı kalmıyor bunun. N gene number of elements'i gösteriyor. Key aradığınız key. Base case'ler aynı. Burada tabii ben copy paste'ten dolayı bu index kalmış. Bu n-1 olacak. Eğer n eşittir 0 ise yani hiç eleman yoksa o zaman key yoktur. Kesinlikle minus 1 return edin. Yok eğer key'iniz son kutuya eşitse bakın son kutunun indeksi n-1. O zaman n-1 döndürüyor direkt. Orada da yoksa o zaman ilk n-1 eleman içinde bunu arıyoruz. Right? Bu sizin backward search kodunuz. O da burada. Bunu da yazdım. Backward search. Eğer n eşittir 0 ise yani array'iniz boşsa minus 1 returned unsuccessful search. Bu base case'lerden birincisi. İkinci base case'imiz son kutuya bakmak. Yani array'in son elemanına bakmak. Ona last index dedim. Eşittir n-1. Eğer aradığınız key array'in son kutusunda varsa o zaman o indeksi döndürüyorsunuz. Son indeksi döndürüyorsunuz. Last index. Değilse artık ilk n-1 eleman içinde bu key'i search edeceğim. Bakın bu da backward search. Onu da burada main'in içinde test kodu olarak yazdım. Burayı kapatıp burayı açalım. Bu da backward search. Aynı array sadece backward search yapacak. Bu sefer bakın cevap olarak 13 dönmesi lazım 12'nin indeksi olarak. Çünkü 12 sondan başladığınızda 13 numaralı kutunun içinde. Tabii ki 77 array'de olmadığı için yine unsuccessful search cevabını elde ediyor olmam gerekiyor. Şimdi ise binary search'e bakacağız. Yine geçen hafta binary search'un iteratif olarak nasıl implement edildiğini göstermiş ve algoritmayı analiz etmiştik. Recursive olarak binary search'u nasıl implement ederiz? Ona bakalım. Binary search probleminde hatırlıyorsanız linear search'tan farklı olarak array'imizin sorted olması gerekiyor. Bakın buradaki array küçükten büyüğe doğru sorted bir şekilde, sıralı bir şekilde veriliyor. Ki gene ben 12 olduğunu kabul ettim. Binary search, linear search gibi baştan başlayıp teker teker kontrol etmiyor. Ne yapıyordu? Ortadaki elemana bakıyordu. Bakın ilk indeksimiz 0, son indeksimiz 15. X'in toplarsanız 0 artı 15, 2'ye böldüğünüzde 7,5 integer division yaptığı için 7 numaralı indekse bakıyoruz. Şimdi 7 numaralı indeksteki eleman 17. Bizim aradığımız key 12. 17 ile 12'yi karşılaştırıyoruz. Eşit olsalar da cevabı direkt döndürecektim. O zaman buldum 7 numaralı kutuda diye döndürecektim. Eşit olmadığı için ne yapıyorum? Bir tarafa doğru recursion yapmam lazım. İki tarafa da search yapmayacağım. Eğer kim ortadaki key'den ufak olursa sadece sol tarafı search etmem lazım. Büyükse mesela 25'i search ediyor olsaydık o zaman sadece sağ tarafı search edecektik. Yani her stepte array'in yarısını elemine ediyorsunuz. Bakın burada 12'yi search ediyorum. 12, 17 ile karşılaştığımda eşit değil. Küçük mü? Evet. O zaman ne yapacağım? Sadece şu kısmı bakın search edeceğim. Sağ tarafı elemine ediyorum. Yani
Burada bakın dikkat edin, her stepte array'in yarısını elimine ederek gidiyorsunuz. N tane elemanla başladınız. N bölü 2 tane eleman kalıyor. Artık N eksi 1 değil. Bakın burada sub problemi düşünürseniz sub problemde N eksi N bölü 2 tane eleman var. Bir sonraki stepte sub problemde onun yarısı yani N bölü 4 tane olacak. Sonra N bölü 8 tane, N bölü 16 tane. Bu şekilde aşağı doğru çok hızlı bir şekilde bölerek sonuca ulaşacaksınız. Onun için binary search'ün stopping case'leri yani base case'leri N eşittir 0. Bu durumda minus 1 döndüreceğiz. Yani hiç şey yoksa, array'de eleman yoksa, eğer o zaman minus 1. Boş olan bir array'de bir key arıyorsanız tabii ki o bulunmaz. Eğer key ortadaki elemana eşitse o zaman n bölü 2 döndüreceğiz. Çünkü bizim indeksimiz, middle indeksimiz bu. Bu da değilse, buna eşit de değilse o zaman ya sağ tarafı ya sol tarafı. İkisini birden search etmiyoruz bakın. Ya sağ tarafı ya sol tarafı. Onun için key eğer ortadaki elemandan küçükse sol tarafı search edeceğiz. Eğer key ortadaki elemandan büyükse sağ tarafı search edeceğiz. Kod burada. Bakın A, index 1, index 2. Index 1 ve index 2 arasındaki elemanları search ediyoruz aslında. Çünkü her stepten başlangıçta bütün array var. İndeks 0 onun için 0. İndeks 2 de index 1 0, index 2 de n-1 bütün elemanları cover ediyor. Fakat recursion'a devam ettikçe ne yapacak? Array'imiz ufalarak gidecek. Şimdi base case 1'e bakalım. Eğer index 1 index 2'den büyükse bu array'imizin boş olduğu anlamına geliyor. Unsuccessful search minus 1 döndürebiliriz. Değilse en az bir eleman var demektir. O zaman ortadaki elemanın indeksini hesaplayacağız. Yani index 1 artı index 2 bölü 2, buna middle index diyelim. Eğer key'iniz ortadaki kutuda duruyorsa, a middle'da varsa o zaman return the index of the box array element where the key is stored, right? Onun için middle'ı döndüreceğim. Dikkat ederseniz index döndürüyorum ben burada. Yani array'in hangi indeksinde bu eleman var? Eğer successful bir search yapıyorsam. Onun için key eşittir a middle'sa return middle. Yani index of the array where the key is stored. Neyse bakın problemi ikiye böleceğiz artık. Şimdi ne oldu? Eğer key ortadaki elemandan küçükse bakın recursion'ı yaptığım yere bakın. Binary search a index 1. Index 1 değişmiyor. Index 2 middle eksi 1 olması lazım. Çünkü artık sağ taraftaki bütün elemanları elemine ediyorum. Dolayısıyla burada bakın recursion'a giderken index 1 ile middle eksi 1 arasında search etmem lazım. Yok eğer aradığımız key middle'dan büyükse, a middle'dan büyükse o zaman da sağ tarafı search etmem lazım. Sağ tarafa giderken index 2 değişmeyecek. Index 1 ise middle artı 1 olacak dikkat ederseniz. Yani sol taraftaki elemanların tamamını elemine ettim ve sağ tarafta arıyorum. Bu kodu ben burada da implement ettim binary search'ü. Binary search'ün test kodu da burada. Az önceki slaytlarda gösterdiğim array bu. Binary search kodu da aşağıda. Bunu da bakarsınız. Binary search bakın index 1 ve index 2 arasındaki elemanları search ediyor. Aradığımız key de bu. Birinci base case'imiz neydi? Array'imiz boş mu değil mi? Index 1 eğer index 2'den büyükse return minus 1. Bu array boş olduğu durum. Değilse ortadaki elemanın indeksini hesaplıyoruz. Eğer aradığımız key a middle'daysa, tam ortadaysa middle döndürüyoruz. Çünkü middle o kutunun indeksi. Değilse eğer key ortadaki elemandan küçükse bakın sol tarafı search et. Index 1 ile middle eksi 1'i. Sol taraf değilse o zaman sağ tarafı search et. O da middle artı 1 ile index arasına tekabül ediyor. Bakın şimdi bunu çağırırsanız burada sonuç olarak çalıştırayım. 13 dönmesi lazım. Pardon 13 diyorum. Bunun indeksi dönecek. Onun indeksi kaçtı? Array'imize bakarsak şurada 12'nin indeksi bakın 5. Bize 5 dönmesi lazım. Eğer 12'den birden fazla olsaydı o zaman bunlar arka arkaya geleceklerdi. Yani bu sorted bir array olduğu için 12 buradaysa bir sonraki 12 de 6'da olacaktı. Bu durumda hangisini döndüreceğini bilmiyorum. Yani şey bittiği zaman bunlardan bir tanesinin indeksini döndürür. Ama ilk indeksi döndürür diyemem. Yani bu kod onu garanti etmez. Sadece 12'nin saklandığı kutulardan birinin indeksini döndürür. Onu sadece garanti eder. Onu söylemeyi de ihmal etmeyeyim. Tabii ki 77 array'imizde olmadığı için does not exist in the array demesi gerekiyor.
Şimdi Fibonacci Numbers'a bakalım. Fibonacci Numbers şöyle tanımlanıyor. Sıfırıncı Fibonacci Number'ı 0, birinci Fibonacci Number 1, n'inci Fibonacci Number, n-1. Fibonacci Number artı n-2. Fibonacci Number olarak çok güzel bir rekörsif tanımı var. Bunu gösterme sebebim şu. Bakın burada fonksiyon, yani Fibonacci fonksiyonu iki defa çağrılıyor. Bir n-1 ile çağrılıyor, bir de n-2 ile çağrılıyor. Şu ana kadar gösterdiğim bütün örneklerde bir tane recursive call yapıyorduk. Burada ise iki tane recursive call yapıyoruz. İki tane base case var. N eşittir 0 ise 0, n eşittir 1 ise 1. Bunlar şu base case'lere denk geliyor. Değilse general case'de bakın Fibonacci önce n-1. Fibonacci number'ı hesaplayacaksınız. Sonra n-2. Fibonacci number'ı hesaplayacaksınız. Bu ikisini toplayıp n'inci Fibonacci number'ı elde edeceksiniz. Şimdi bakın böyle bir durumda şey nasıl oluşuyor? Recursion tree bu amacım burada bunu göstermek. Yani recursion tree'nin ne kadar aslında büyüdüğünü ve aynı sub problemin defalarca çözüldüğünü görmeniz için bu örneği koydum. Fibonacci 5'e hesaplayacaksınız. Base case mi? Değil. N eşittir base case'lerimiz N eşittir 0 ve 1 kendi. Şimdi bunu hesaplamak için biliyorsunuz Fibonacci 4 artı Fibonacci 3'ü hesaplamam gerekiyor. N eksi 1 artı Fibonacci N eksi 2. 5 eksi 1 4. 5 eksi 2 3. Şimdi burada iki tane recursive call varsa önce sol taraftakini yapacağım. Yani Fibonacci 4'e hesaplayacağım. Değil mi? Fibonacci 4'e girdiniz. Bunu trace edip kendiniz bakın. Bu kodu örnek kodlar arasında veriyorum. Özellikle 5 için trace edin. Kaç tane buradaki recursion tree'nin tamamının nasıl oluştuğunu görürsünüz. Şimdi Fibonacci 4'e girdiniz. Base case mi? Değil. Bunu hesaplamak için 3 artı 2'yi hesaplamam lazım. Şimdi Fibonacci 3'e hesaplamam gerekiyor. 3 de hala base case değil. Onu hesaplamak için de 2 artı 1'i hesaplamam gerekiyor. Şimdi 2'ye girdiniz hala base case değil. 1 artı 0 hesaplamanız gerekiyor. Bakın 1 base case. 1'e girdiğinizde base case'e buradan ne dönüyor? 1. 0 da base case. Buradan da size 0 dönüyor. Şimdi ikisini toplarsanız 1 artı 0 1. Dolayısıyla ikinci Fibonacci number yani F2 1'miş. Buradan onun için 2 dönmesi lazım. Şimdi F2'yi hesapladınız. Fibonacci 2, number 2. Fibonacci 1'i hesaplayacaksınız şimdi. Bu base case olduğu için direkt size 1 dönecek. Şimdi 1 artı 2, 2. Yani 3 numaralı Fibonacci number 2'ymiş. Şimdi burada bakın Fibonacci 3'ü hesapladınız. Şimdi Fibonacci 2'yi bir daha hesaplamanız gerekiyor. O da bir recursive call. Fibonacci 2. Bunu hesaplarken ne yapacaksınız? 1 artı 0. Tekrar 1'e gireceksiniz. Base case'den 1 dönecek. 0'a gireceksiniz. Base case'den 0 dönecek. Hesapladınız 1. Şimdi Fibonacci 4'ü artık merge step'ine geldiniz. Fibonacci 3'ü hesapladınız. Fibonacci 2'yi hesapladınız. 2 artı 1 eşittir 3. Buradan Fibonacci 4'ün 3 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Fibonacci 4'ü hesapladınız ama hala Fibonacci 3'ü bir daha hesaplamanız gerekiyor. Çünkü recursion bunu gerektiriyor. Fibonacci 3'e tekrar giriyorsunuz. Bu 2 artı 1'i hesaplıyor. 2'yi hesaplarken bir daha recursive call. 1 artı 0, 1 base case, 0 base case. Buradan bakın 2'yi hesaplayıp döndünüz. Şimdi Fibonacci 1'e bir daha gireceksiniz. Base case, buradan 1 gelecek. 3 numaralı Fibonacci number, merge step'i. Fibonacci 2 artı Fibonacci 1. Buradan 2 gelecek. Artık orijinal problemin 2 sub problemini de çözdünüz. Hem Fibonacci 4'ü hem de Fibonacci 3'ü. 3 artı 2 cevap olarak 5 dönmesi gerekiyor. Bakın burada büyük bir recursion tree çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir binary tree çıkıyor. Ve çok sayıda recursive call var. Bunu analizini tabii ki yapmayacağım. Ama neredeyse 2 üzeri n tane recursive call var burada. Bakın 5 için 32, 2 üzeri 5 32'dir. 32 tane tabii ki kutu yok. 32'den biraz az. Ama neredeyse 32 tane recursive call var burada. Bu da çok fazla execution time'ının çok fazla olduğu anlamına geliyor. Şimdi buna kodlarımız içinde bakarsak ben Fibonacci 5 ve Fibonacci 9 için çağıracağım bunu. Kodumuz burada. Aşağıda zaten basit bir kod. İki tane base case var. N eşittir 0 ise return 0. 1 ise 1. Değilse önce n-1'i hesapla. Sonra da n-2'yi recursively hesapla. İkisini topladığımızda da n'inci Fibonacci number'ı hesaplamış oluyoruz. Şimdi burada bakın 5. ve 9. Fibonacci number'ları hesaplayalım. 5. Fibonacci number az önce de hesaplamıştık slide'larda 5. 9. Fibonacci number ise 34'müş. Ama az önce ne dedim? Neredeyse 2 üzeri n tane recursive call var burada. Mesela 50. Fibonacci number'ı hesaplamaya çalışın.
Bu ne demek? Neredeyse 250-50 tane recursive call var demek. Sizce ne kadar sürecek bunun hesaplaması? Bir bilgisayarım bugünkü yani tipik bir bilgisayarım benim laptopum yaklaşık 4 GHz'de çalışıyordur. Daha yavaş da ben hani şey olsun diye söyleyeyim. 4 GHz'lük bir prosesörü var. Bu ne demek? En fazla saniyede 4 milyar tane işlem yapabilir. 4 milyar nedir? 2 üzeri 32'dir. Yani en fazla 2 üzeri 32 tane işlem yapabilir. Hadi o kadar yaptığını farz edelim ki o kadar yapmaz burada çünkü bir sürü başka işlem yapılıyor. Onları da ignore edelim. 2 üzeri 32 tane işlem yaptığını farz edin. Bakın 2 üzeri 50'ye tane şey var burada. Hemen hemen. Bu ne demek? 2 üzeri 50 bölü 2 üzeri 32, 2 üzeri 18 saniye çekecek demek bu. 2 üzeri 18'de 2 üzeri 20'nin 1 milyon olduğunu biliyoruz. 1 milyon bölü 4, 250 bin saniye çekecek demektir bu. Yani bir saatte 3600 saniye var. Bunu 24 ile çarpın. Ne yapar? 3 çarpı 2, 60 bin yaklaşık 72 bin falan saniye var galiba bir günde. Burada 250 bin saniye var. İşte birkaç gün sonra bu şey döner. Zaten bunu çağırırsak bakın o 2 üzeri 50'nin yani Fibonacci 50'nin dönmediğini göreceksiniz. Hatta buradan CPU'yu da size göstereyim. CPU Task Manager'dan. CPU bayağı %100 çalışacak bu. Uzun süre çalışması gerekiyor. Tabii burada core sayısı birden fazla olduğu için belki %100 değil de %50 gösterebilir. Evet, çünkü iki core var. Core'lardan birini kullanıyor bu. %50 civarında bir processing CPU. Ve bu çalıştırın bu kadar. Hani kendiniz de deneyebilirsiniz. 3-5 gün sürer bu. Yani rakamı 2 üzeri 35-36 yapın. Bir 5-6 saniye sürer. İşte 2 üzeri 32 bir yaklaşık 1 saniye desek 2 üzeri 4 36 2 üzeri 4 16 hatta 30 16'dan fazla sürecektir. 30-35 saniye bunu sürdüğünü göreceksiniz. Yani uzun süre CPU'nun busy olduğunu bunu deneyerek de görün. Özetle bu tür algoritmaları yazarken dikkat etmeniz gerekiyor. Ne kadar bunun running time'ını bu derste analiz etmeyeceğiz. Bir dahaki dönemki algoritma analizi dersinde analiz edeceğiz. Bunun tam running time'ını nasıl hesaplanıyor. Fakat çok bunlar eksponansiyel running time'ı olan algoritmalar. Gerçi Fibonacci'nin biliyorsunuz linear time'da bir çözümü mevcut ki ona da zaten iteratif olarak muhtemelen C dersinde bunu implement etmişsinizdir. Biz algoritma dersinde bunu daha nasıl efficient çözeceğimizi dynamic programming içinde göreceğiz. Bakın yani hep bugüne kadarki algoritmalarınız kısa sürdüğü için siz algoritmaların hepsinin böyle çabuk bittiğini sanıyorsunuz. Halbuki öyle değil. Bakın 50. Fibonacci'nin number'ı hesaplatmaya çalışıyoruz. Elimizdeki processing power'la şu algoritma 3-4 gün sürüyor. Geçen hafta size büyük şirketlerin işe alım interview'lerinde data structure algoritm sorularının çokça sorulduğundan bahsetmiştim. Ve bunlara hazırlık mahiyetinde iki tane web sayfasını tanıtmıştım. Birisi hackerrank.com'du hatırlıyorsanız. Birisi de leadcode.com. Geçen hafta leadcode.com'dan bir soru çözmüştüm. Bu hafta ise hackerrank.com'dan bir soru çözeceğim. Sorumuzun ismi Recursive Digit Sum. Şöyle tanımlanıyor. Ben bu buradan okuması zor diye şuraya yazdım. Bir tane digit veriliyor size n yani digit demeyeyim de bir tane rakam veriliyor n diyelim buna. Rule'lar şöyle eğer n'de bir tane digit varsa yani ondan küçükse o zaman onun süper digiti ya da recursive sum digiti n'in kendisine eşit. Değilse yani n ondan büyükse o zaman süper digiti hesaplamak için n'in bütün digitlerini topluyorsunuz. Ortaya çıkan rakamın süper digitine bakıyorsunuz. Şurada bir örnek var daha iyi anlaşılacak. 98-75'in süper digiti ne diye soruldu diyelim. 98-75 10'dan büyük olduğu için 98-75'in digitlerinin toplamını hesaplayacağız. Yani 9 artı 8 artı 7 artı 5 29. Şimdi 29'un süper digitini hesaplayacağız recursive olarak. Tekrar recursion'a girdiğinizde 29 yine 10'dan büyük. Ne yapacağız? Onun digitlerini toplayacağız. 2 artı 9 11. Şimdi 11'in süper digitini hesaplayacağız. 11 yine şeyden büyük, 10'dan büyük. Yine ne yapacağız? İkisinin dijitlerinin toplamını hesaplayacağız. 2. 2'yi bir daha süpür dijite yolladığımızda 10'dan küçük olduğu için 2 dönecek. Dolayısıyla 98-75'in süpür dijitinin değeri
2'ymiş. Bunu nasıl implement edersiniz? Aslında çok kolay bir implementasyonu var. Bir tane base case'imiz var. Base case ne? Eğer n 10'dan küçükse direkt n'i döndürüyorsunuz. Tabii n'in pozitif olduğunu kabul ediyorum burada. Değilse bunun digitlerini toplayacağız. Digitleri nasıl toplarsınız? Bir tane running digit sum var. 0. N büyük 0 olduğu sürece ilk baştaki yani least significant digit'i nasıl elde edersiniz? N mod 10. 10'u digit sum'a eklediniz. Şimdi o digitten kurtulmamız lazım. O zaman n eşittir n bölü 10 dediğinizde least significant digit gider. Bir sonraki digit başa gelmiş olur. Ya da bir decimal olarak baktığınızda rakama onu bir digit sağa doğru kaydırdığınızı farz edin. O n eşittir n bölü 10'dur. Şimdi digit sum'u burada hesapladıktan sonra yani bu rakamın bütün digitlerini topladıktan sonra ne yapacağız? Super digit, digit sum diyeceğiz. Artık n'in super digiti digitlerinin super digitine eşit olacak. Ben bunu burada da implement ettim. Bakın super digit n ondan küçükse şurada digitlerin toplamını hesaplıyoruz. Sonra da super digit'i bir daha recursive olarak çağırıyoruz. Bunu 9875 için çağıralım. Bakın 9875 için super digit'in değeri 2. Bunu çağırdığım yerde biliyorsunuz main'in içinde burada 9875 için çağırdım. İsterseniz siz başka değerler için de çağırabilirsiniz. Şimdi burada hackerrank.com'a gidelim. Biliyorsunuz lead.com'da bunu direkt yazabileceğimiz editör vardı. Burada detaylarını okursunuz. Problemi biraz daha olduğundan karmaşık hale getirmeye çalışmışlar. Sadece bu onlardan bahsediyor. İyice tanımlıyor problemi. Sonra bir tane editör var. Yine leadcode.com'da olduğu gibi dilinizi buradan seçebilirsiniz. C++, C#, Java vesaire, Python. Burada C default gelmişti. Ben C'de yazdım. Siz de C biliyorsunuz diye. Gördüğünüz gibi kod burada. Az önce gösterdiğim kod. Bir tane n giriyor. N 10'dan küçükse direkt super digit 10'a eşit. Değilse digitlerini topluyoruz. Onu recursive olarak hesaplıyoruz. Fakat adamlar problemi olduğundan biraz daha karışık halde görünsün diye şu fonksiyonu çağırıyorlar main'den. Ona ise bir tane string giriyor. String yani büyük bir rakam verebilmek için string of digit veriyorlar. Mesela 100 basamaklı bir rakamı integer'la represent edemezsiniz sonuçta. Dolayısıyla bunu bir string'de veriyorlar. 100 basamaklı bir string. Her birisi bir digit ifade ediyor buradaki string'deki her bir basamak. K da bu string'i kaç defa replike edeceklerini gösteriyor. Mesela 100 basamaklı bir digit şey verdiler, rakam verdiler. K eşittir 100 olsun. Onu %100'ü çarpıyorsunuz. Dolayısıyla 10.000 basamaklı sanki bir sayı verilmiş gibi oluyor. Ben burada önce bir preprocessing yaptım. Bu digitlerin hepsini toparlayıp onu da K ile çarptınız mı verilen bir nevi digitin şeyini hesaplıyorsunuz. Onu rakama çevirmiş oluyorsunuz. Daha sonra da bizim az önce yazdığımız fonksiyonu çarptım. Yani işin şu kısmı tamamen bu web sayfalarındaki soruları biraz daha olduğundan zormuş gibi göstermek için yapılmış işlemler. Bir preprocessing yapmanızı baştan istiyorlar. Kodu bitirdikten sonra burada run code var. Run code'a basarsanız birkaç tane testten geçirip test ediyor. Biz 3 testi de geçtik. Şimdi bütün testlerdeki kodumuzu test etmek için submit code diyoruz. 11 tane test kodu yazmışlar. Hepsinden teker teker geçip geçmediğine bakacağız. Geçmesi lazım. Yani zaten basit bir problem bu. 11'inden de geçtikten sonra congratulations diye bir yazı çıkması gerekiyor. Eğer Allah uzun ömür verirse biterse. Evet gördüğünüz gibi 11 tane testin tamamından geçtik. Hepsi yeşil. Congratulations da aldık. Bu 30 puanlık bir soru yanlış hatırlamıyorsam. Burada soru çözdükçe puanlarınız artıyor. Ve sizin rankiniz artıyor. Yani hacker rank denmesinin sebebi de bu. Bunlar güzel sayfalar. Tavsiye ediyorum. Yani mesela bu tür problemleri, recursive problemleri şurada bakın recursion'a basarsanız recursion'la alakalı problemler çıkacak. Tabii bunlar bir kısmı çok zor. Yani şu ikinci sınıf bir öğrencisi olarak bunları çözmenizi beklemiyorum. Ama recursive kod yazmaya alışın. Bunun tek yolu da pratik yaparak ancak olur. Ve pratik yapmak için de bu tür sayfaları kullanın. Çünkü bu tür sayfalarda hem kodu yazıp hem submit edip adamların yazdıkları bütün test kodlarını üzerinden yazdığınız kodu test ettiği için doğru yazıp yazmadığınızı da görme şansınız oluyor. Hem buradan hem lead koddan recursive algoritmaları bulup onları çözmeye çalışın. Bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız olursa videonun altındaki yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben soru kısmında yazılan
yorum kısmına yazılan soruları orada cevaplayacağım. Bu hafta geçen haftaki materyalle alakalı bir question answer session yapmayı düşünüyorum Canvas üzerinden. Onu saatini size duyurularda bildiririm.